oluyor seninle? Hatalar telafi edilmek içindir değil mi? Günaydın. 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 Çok şanslısınız Elif Hanım. Tam zamanında aradınız. Bir iki müşteri çıkmıştı ama gözüm hiçbirini tutmamıştı. Kısmet sizeymiş. Harika. Ben o zaman pencereleri açayım, evi havalandırayım. O zaman burası bizim evimiz. Vallahi güzel sürpriz oldu. Bayağı bayağı üzülmüştüm evi kaçırdık diye. Boşuna üzülmüşsün. Peki sen ne ara aradın emlakçıya? Senden korkuyoruz Sigur'la. Sen bana her şeyi söylüyor musun? Vay be. Bizim evimiz ha? Elif'le Ömer'in yuvası. Sen nasıl annesin? İnsan çocuğunu uyandırmaz mı okula gitsin diye? Ya servis ortaki ev vardı bile. Sen de biraz sorumluluk al da saatini kur o zaman. Fenalık geldi. Hala ne oluyor? Nilüfer'i arıyorum. Sabahtan beri ortada yok şirkete gitmek için. Evde kimse de nereye gittiğini bilmiyor. Telefonu da cevap vermiyor. Buraya karotaş döşeriz. Bu eski evlerde de vardır ya, hani böyle yıldızlı, onlardan döşeriz. Hem sağlam, hem doğal, hem de çok güzel. Ne dersin? Sen nasıl istersen. Buraları da çimli yaparız, düzenleriz. Günün duyumu iyi. Onu da budarız, yeni tomurcuklar verir. Tamam. Bu pencerenin önüne de senin bana vereceğin menekşeleri dizeriz. Buyurun, hesap numarası. 5.000 dolar yatıracaksınız. Kontrat akşam hazır olur. Ne oldu? Fiyat arttı mı? Yok. Ben size depozitoyu söylemeyi unutmuşum. Kusuruma bakmayın lütfen. Kardeşim, atlanacak bir şey mi? Ömer, hallederiz tamam. Tamam Elif, ben hallederim. Bu işimi atla benim. Tamam kardeşim, biz seninle organize oluruz. Hayırlı olsun. Tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Ben gidip o zaman şu kiralık ilanlarını sökeyim. Tamam. Güzel olacak. Bir kere aynı pencereyi çektin. Bir kere aynısı değil. Farklı açılardan alıyorum. Ayrıca ben tasarımcıyım. Başka şeyler görüyorum. Ayrıca ben senin işine karışıyor muyum? Tabii canım. Sen benim işime hiç karışır mısın? Depoya arabayla dalmanın dışında işime falan karıştığın yok. Gizem titiz bir mimar. Böyle her açıdan almazsam sonra başımın etini yer. Riski atamam. Taksi geldi. Taksi istemiş miydiniz? Evet, evet. Ben eve geçiyorum, üstümü değiştirip oradan şirkete gideceğim. Hadi görüşürüz. Eğer Tayyar'ın adamından ya da İpek'in oğlundan haber çıkarsa beni ara. Tamam. Nilüfer, sen neredesin? Niye mesajlarıma geri dönmüyorsun? Niye telefonunu açmıyorsun? Ömer, abart, evlendim bu gece. Ne yaptın, ne yaptın? Gerçekten mecbur kaldım. Yani başka şansım yoktu benim. Ama sana anlatacağım, anlayacaksın. Neredesin? Hemen söyle, yanına geliyorum. Hayır, hayır, sakın gelme. Yani şu an planımız çok güzel işliyor. Biz Fatih'le Tayyar'ın evine taşınacağız. Ben de oradan CD'yi alıp sana getireceğim. Nilüfer, başlatma CD'ni. Senden CD falan istemiyorum. Tamam, plan iptal oldu. Neredeysen çabuk geliyorsun. Bu oyun başlamadan bitti. Ömer, bak eğer benim işimi bozarsan yalan söylüyor derim, inkar ederim. Hem
Sen de bence Fatih'in benden şüphelenmesini istemezsin. Çünkü neler yapabileceğini ikimiz de biliyoruz. Ne olur bak, izin ver. Ben şu an burada güvendeyim. Nilüfer beni bir dinle. Allah kahretsin!